Herkese selamlar MediTrend izleyenleri. Bugün harika bir içerikle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından tanıtılan S10 ailesine yakından bakıyoruz. Bildiğiniz gibi bu sefer işler Samsung tarafında farklıydı. Geçtiğimiz yıllarda Infinity Screen yani sonsuz ekranın duyurulmasıyla beraber bir S8'imiz vardı, bir S8 Plus'ımız vardı. Geçtiğimiz yıl S9'larda bu ekran standardı korunurken S9 ve S9 Plus şeklinde amiral gemileri karşımıza çıkmıştı. 2019 yani bu yıl duyurulan yeni amiral gemilerinde ise bu sefer bizleri 2 değil 3 model karşılıyor ve ekran standardı tamamen değişiyor. Bunlardan ilki Galaxy S10 İkincisi Galaxy S10 Plus, üçüncüsü ise Galaxy S10i. E. Burada az önce söylediğim ekran teknolojisine ayrıca değinmek gerekiyor. Normalde AMOLED ekran'a geçilmesiyle beraber süper AMOLED ekran deyimi kullanılıyordu Samsung tarafında. Infinity-O teknolojisiyle beraber bu ekran standartıyla beraber dinamik AMOLED ekran karşımıza çıkıyor ve AMOLED tarafındaki gerçek dışılık sorunu ortadan tamamen kalkıyor. Samsung'un lansman sırasında da belirttiğine göre bu yeni AMOLED ekran teknolojisi sayesinde ekrana baktığımızda gerçek hayatta gördüğümüzün neredeyse yüzde yüzüne yakın bir görüntü elde edebiliyoruz. Bu gerçekten de çok önemli bir teknoloji ve Samsung'ların özellikle kamera performansı ve kamerada yansıyan görüntüyü ölçmemiz açısından oldukça büyük avantaj sağlayacağını söyleyebilirim. Ki zaten kamera tarafında da inanılmaz geliştirmeler var. Ama biz Infinity O ekranla devam edelim. Galaxy S10'ların en büyük özelliği ekran demiştik. Bu ekranda çok farklı bir teknoloji yer alıyor ve ekran kasa oranından daha fazla istifade etmek isteyen Samsung ekranda kamera bölümünü ufak deliklerle bizlere gösteriyor ama ekrandaki bir ufak delikler ekranın altında yatan teknolojilere de engel olmuyor. Biliyorsunuz ki Galaxy ailesinde bu ön kameranın olduğu tarafta birçok farklı sensör bulunuyor. İşte bu yeni ekran teknolojisi sayesinde Samsung bu sensörleri ekranın altına gizliyor ve sadece kameralar görünürde oluyor. Tek gizlenen şey bu sensörler değil. Aynı zamanda yeni geliştirilen ultrasonik parmak izi okuyucuyu da ekranın altına gömmüş durumda Samsung. Böylece telefon çok daha temiz, çok daha güzel bir görüntü kazanmış. Peki ultrasonik parmak okuyucu nedir? Neden bu kadar önemli ultrasonik olması? Çünkü telefona dokunanın bir el olup olmadığını anlayabiliyor bu güvenlik sistemi. Normal parmak izi okuyucular bir şekilde kandırılma ihtimalleri bulunurken burada sizin elinizin eşsiz bir kopyası çıkartılıyor ve 3 boyutlu tarama sayesinde her seferinde güven içinde Galaxy S10'u açabiliyorsunuz. Gel gelelim telefonun bir diğer önemli özelliği kameralara. Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus'a bizlere üçlü ana kamera düzeni karşılıyor. Ve geçtiğimiz yılın kamera inovasyonu üzerine yepyeni gelişmelerin bizleri beklediğini söyleyeyim. Hatırlarsanız Galaxy S9'larla beraber değişken diyafram özelliği olan bir lens bizlere tanıtılmıştı. Bu yılda aynı şekilde bu lens korunuyor. 12 megapiksel değerindeki geniş açılı lens f1.5 ile 2.4 arasında diyafram aralığını değiştirebiliyor. Peki bu son kullanıcıya ne sağlıyor teknik terimlerle konuşmazsak? işte düşük ışıkta da yüksek ışıkta da her zaman en net görüntüyü alabiliyorsunuz. İkinci lensimiz Yine 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ama onun görevi ise 2x optik zoom sağlayabilme yani objelere 2 kat yaklaştığınızda bile kayıpsız bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Hem videolarda hem fotoğraflarda bu da yakınlaşma olayını sizin için oldukça iyi bir hale getiriyor. Üçüncü lens de bambaşka bir olay ve Galaxy S10 ailesine yepyeni özellikler kazandırıyor. 16 megapiksel çözünürlüğündeki bu ultra geniş açılı lens sayesinde inanılmaz manzara fotoğrafları çekebiliyorsunuz ve ekrana bir anda oldukça fazla görüntü sığdırabiliyorsunuz. Samsung yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bu lens 123 derecelik bir görüş açısına sahip. Bu da insan gözüyle neredeyse ayrı. Yani Samsung Galaxy S10 aynen sizin gözünüz gibi davranıyor. Samsung Galaxy S10 ailesinin tamamı Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 9820 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 8 nanometre sürecinden bizlere sunuluyor ve oldukça sağlam bir performans göstermeyi başarıyor. Aynı zamanda yapay zeka birimi sayesinde özellikle fotoğraf çekimlerinizde 20'den fazla sahne oluşturabiliyorsunuz ve birçok alanda size yardımı oluyor bu işlemcinin. RAM tarafında ise S10i'de 6 GB RAM bulunurken S10 ve S10 Plus'a bizleri 8 GB RAM karşılıyor. Gelelim bataryaya. Samsung Galaxy S10i'de 3100 miliamperlik batarya bizleri karşılıyor. Bu batarya Galaxy S10'a geçtiğimizde 3400 miliamper'e yükselirken Samsung Galaxy S10 Plus'a geçtiğimizde bizleri 4100 miliamper değerinde dev bir batarya karşılıyor. Sadece dev olmaları bu bataryaların özelliği değil. Aynı zamanda kablosuz şarj, kablosuz hızlı şarj ve tersten kablosuz şarj özelliklerini de destekliyor bu telefonlar. Kablosuz tersten şarj ne demek? Elinizde başka bir kablosuz şarj destekleyen cihazı akıllı telefon olabilir, saat olabilir, başka bir aksesuar olabilir. Galaxy S10 ailesine yaklaştırdığınızda kablosuz olarak onları şarj edebiliyorsunuz. Yani bu akıllı batarya hem güç verimliliği noktasında hem de diğer cihazların batarya ömrünü yükseltme noktasında sizlere destek çıkıyor. Sizler için bu videomuzda Galaxy S10 ailesinin önemli özelliklerini anlattık. 3 telefonda birbirinden güzel özellikleriyle karşımıza çıkıyor ve bu Amiral gemisi ailesinden herhangi bir telefon almayı düşünüyorsanız en uygun fiyatlarla Mediamarkt'tan satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.